Merhaba. Saçımı konuşmayı unutmuşum. YouTube'a video koymadığım zaman aralığında. Neyse. Saçlarıma yağ sürüyordum. Birdenbire aklıma saç yakma videom geldi. Ya dedim şimdi ben böyle ayna karşısında saçıma bir şey yaparken acaba videomu çeksem diye düşündüm. Böyle bir an o ana gittim, o saçımı açtığım an. Bu an YouTube'a geri dönmek için acaba doğru bir an mı diye düşündüm. Belki de değil. Bilmiyorum ama içimden video çekmek geldi. Biraz konuşuruz diye düşündüm. Saçlarımın uçları maalesef çok açıldı güneşten dolayı ve çok yıprandı. Artık böyle ucuyla dibi arasında ciddi bir doku farkı var. Öncelikle biraz ne yapacağımdan bahsedeyim. Kemik suyu kolajen diye bir Shopee hesabı var. O ilikli, kemik sulu, jojoba yağlı, bilmem ne yağlı falan acayip bir karışım yapıyor. Aldığım günden beri çok severek kullanıyorum. Onu saçlarıma uygulayıp en az bir 4-5 saat bekletmeyi düşünüyorum da böyle bu yağ elime değil de başka bir şeye sürebiliyor olabilir miyim acaba diye düşünüyorum. Böyle bir şey yok. Bu ses ne? Ha. Çamaşır makinesiymiş. Zeynep, ne yaptın? Neredesin? Sorulara tabii olabilir. Geçen sene evlendim biliyorsunuz. Hala evli olduğuma inanamıyorum. Hiçbir zaman kendimi evli olarak görmedim çünkü hayatta. Hiç böyle bir gayem ya da bir hayat amacım ya da bir noktada evlenirim düşüncem olmadı. Sanırım kimsenin benimle uğraşacağını düşünmedim. Ya şaka bir yana, evlilik benim için çok gerekli bir şey olmadı. Sanıyorum bu biraz aileyle alakalı. Benim ailem, ablam doğduktan sonra evlendiği için annemle babam yani. Ben de hiçbir zaman evlilik bir zorunluluk gibi kodlanmadı. Yani çocuk yapsan bile evlenmek zorunda değilsin gibi bir düşünce yapısıyla sanırım büyüdüm. O yüzden şey yapmadım. Ailem de zaten gidip böyle bir Pınar'ı nüfusa kaydettirirken gidip şey yapmışlar. Orada imza atıp evlenmişler falan. Bu işe çok takılmamışlar. Yani birlikte olmanın daha önemli olduğunu düşünmüşler sanıyorum. Ben de hep bunu bildiğim için hani böyle ben de evlenmem herhalde ya falan diyordum yani. Neyse. Burakcan'la birlikte olmaya başladığımız zamanda ama ben zaten garip bir şekilde bana şey geldi. Bir yandan da karakterim nedeniyle şey düşünmezdim hiç. Yani ben birine onunla evleneceğim diyebilecek kadar hani güvenip onu sevip evlenmem herhalde diye düşünüyordum. Şimdi bir de o tarafı da var tabii şimdi. Sadece aile değil. Ve mesela Burakcan'la birlikte olmaya başladığımda ben bu adamla evlenirim dedim. Çok ilginç. Yani hayatta kimseyle ilgili böyle bir şey söyleyeceğimi düşünmezdim. Ama oluyormuş gerçekten gençler. Yani ben bile bunu düşündüysem oluyormuş. İnsanın düşüncesi her şeyi gerçekten yaş aldıkça zamanla çok değişiyor. Ben de çok değiştim yani. Bakmayın YouTube'a başlayan Zeynep'le şu anki Zeynep arasında dağlar kadar fark var belki de ve iyi farklar var bu arada. Kendimi fark ettiğim, değiştirmek istediğim şeyleri gördüğüm yıllar geçirdim son zamanlarda, son yıllarda. Gerçekten değiştim ve geliştim diyebiliriz. Tarkan'ın da Amerika'dan dönüp yıllar önce dediği gibi. Yani 30'a birkaç ay kaldı. 30 yaşına giriyorum. Wow. Wow. Bu günleri de mi görecekti? Bir kafa geliyor. Yani böyle 20'lerin sonunda bir böyle bedenen ve zihnen bir yavaşlama, böyle eskisi gibi. Yani mesela ben bacaklarımı popomun altına alıp saatlerce otururdum. Yani çok basit bir örnek vereceğim ama eskiden. Abi şu an hani bir saat sonra falan bacaklarım tutmuyor. Gerçekten zorlanıyorum. Böyle şeyler oluyor insan hayatında. Evlilik olayı öyle. Yani majör bir tabii hayat güncellemesi aslında. Ya bizim için çok majör bir hayat güncellemesi oldu mu çok ondan da emin değilim. Biz ne ev düzdük ne bir şey. Zaten beraber yaşıyorduk. Hani köpeğimiz vardı falan çocuğumuz gibi zaten. O yüzden nikah kıyıp eve geldik yani. Böyle aman aman bir değişim miydi bilmiyorum ama tabii ki evlilik, ya evli olmakla sevgili olmak arasında evlendikten sonra bir farklılık. Gelmez lan. Yok. Ha şu da var. Şimdi evlendikten sonra sevgilinle evli olduğunu bilmek tabii ki bir şeyleri değiştiriyor ve fark ettiriyor. Ama ben kesinlikle yani tavsiyem. Evlilik cidden bence şey bir psikoloji yani. Yer yer insana zor gelebilen bir psikoloji ve ben böyle insanların birlikte yaşamadan falan evlenmesini hiç doğru bulmuyorum. Yani bu öbür türlüsünü doğru bulan insanlara da bir şey diyemiyorum ama bence hiç doğru değil. Bir insan başka bir insanı en iyi beraber yaşarken tanıyor ve biz neredeyse bir senedir beraber yaşıyorduk evlendiğimizde. O yüzden
Açıkçası süreç çok rahat geçti bizim için. Yani öbür türlü çünkü nişan, kına, nikah, düğün, ev düzme stresi, ailelerin tanışması stresi falan. Bakın bunların hepsi bir arada bence atlatması zor ve ilişkiyi yıpratan şeyler olabilir. Özellikle Türkiye'de. Yani o yüzden kesinlikle ama kesinlikle bu niye köpürdü gibi oldu? Anlamadım. Neyse bu film çok yağ fazla gelecek bana. Bunu tekrar dondursam mı? Kesinlikle tavsiye aileleriniz eğer tabii buna okeyse birlikte yaşamanız dan yana olur. Ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Neyse. Ekim'de birinci yıl dönümümüz olacak. Yani bir yıldır evli olacağız. Wow. Burada çok şaşkınım. Zaman çok hızlı geçti. Yemin ederim anlamadım ve galiba yaş aldıkça zaman daha hızlı geçiyor. Bunu nasıl durduracağız ya? Hiç hoşuma gitmedi bu durum. Kesinlikle böyle düşünüyor ve hissediyorum. Hele ki yani 20'li yaşlarımın 2 senesi, 2,5 senesi. Sizin hangi yaş aralığınıza denk geldi bilmiyorum da Covid'le geçti ve yani o dönemde babamı tabii ki Covid'den dolayı kaybetmek ve sonraki süreç acayip zordu ya. Yani bakmayın YouTube'u falan bırakmamın sebebi de yani hayatımda bir şey artık yani babamdan sonra çok uzun bir süre kimseyi yine güldürmek. Yani ben burada hep sanki şaka yapmalıymışım gibi bir algı da var kafamda. Ne alaka? Ben şakamatik miyim yani? Her dakika şakalı şukalı insanları güldüren ürün incelemesi videosu mu yapmam gerekiyor yani? Bunlarla boğuştum, bu düşüncelerle yüzleştim. Bunların aslında gerçek olmadığını kendime kanıtlamaya çalıştım falan böyle. Kafamın içinde binlerce şey. Babamı çok özledim. Ara ara tabii ki hala çok yani özlemeye devam ediyorum. Bu özlemle barışmak, bu özlemle yaşamaya çalışmak zaten başlı başına zor. Onlarla boğuşuyorum. Yani yurt dışına yerleşme planları, bir şeyler, işler bir ara kötüydü falan. Yani anlayacağınız, burada bir şey yapamayacakmışım gibi hissettiğim çok uzun bir süre geçirdim. Ama şimdi daha iyiyim, daha atağım. O böyle yırtık Zeynep, benim o sevdiğim yırtık Zeynep vardır. O biraz geri geldi gibi. Kovalıyorum bir şeyleri, pasiflikten çıkıyor gibiyim. O da bir dönemdi yani onu da kabul ettik. Onu da yaşadık. Hani hiçbir şey yapmak istemediğim ve biraz böyle takılayım bari ne yapayım dediğim bir dönem de tabii oldu. Yemek yapıyorum. Yemek yapmayı gerçekten çok sevmeye başladım ya. Instagram ya da TikTok'ta falan beni takip ediyorsanız buradaki shortlarından da görmüşsünüzdür. Yemeğe düştüm yani. Evde yemek yapmak çok keyifli. Elimde bayağı lezzetliyim. Yiyen herkes çok övüyor. Abi inanmıyorum. Mikrofonum kapalı. Şimdi fark ettim. Ellerim yağ içinde. Dur bakayım. Evet, nerede kalmıştık? Umarım kötü duymamışsınızdır beni şu ana kadar. Kısa tutmaya çalışacağım videonun başına ama yani cayır cayır da konuştuk. Neyse. Birkaç hayat güncellemem daha var ama onları daha biraz saklıyorum. Biraz daha sonra anlatırım. Aşırı net değil ama değişen bir şeyler var hayatımızda. Hamile falan değilim. İnsan evlenince hemen böyle şeyler söyleyince çünkü kafa şeye gidiyor, hamileliğe gidiyor. Öyle bir şey yok. Önümüzdeki 2-3 sene en az çocuk yapmayı düşünmüyorum. Çocuk yapmayı belki de hiç düşünmeyeceğim. Yani ondan da emin değilim. Bilmiyorum, bizim jenerasyonda çatır çatır da doğuran oldu ama bir kısım da çocuk istemiyor abi. Ben de biraz o tarafta gibiyim yani. Bilmiyorum ya. Çocuk yani 20 yaşına gelip de abi bu ne biçim dünya abi beni niye dünyaya getirdiniz dese sanki verecek bir cevabım olamayacakmış gibi hissediyorum ve haklısın falan dermişim gibi geliyor. O yüzden çocuk yapasım var mı yok mu henüz ondan emin değilim. Buradan bir kesit koyup sonra doğum videomu koymam yok mu yani? Neyse. Eskiden YouTube videosu koyarken o kadar düşünüyordum ki işte şunu çekmeliyim, şu olsun, bu olsun, kapak ne olacak falan. Artık böyle bir dünyada değiliz ya ve benim zaten böyle bir şeyim kalmadı yani. Bende böyle bir şey kalmadı, anlatabiliyor muyum? Aksın gitsin ya. Ay sıçacağım yani, izlenmiyorsa da izlenmesin. O noktaya geldim artık, o yüzden umursamayacağım. Şimdi saçımı streçleyeceğiz. Her yeri yağ yaptım. İmdat! Ya aslında bu Beycan evdeyken çok rahat oluyor da arkadan sarıyor ediyor. Şimdi bakalım ben nasıl yapacağım. Terapiye başladım. Yani gerçekten kendime yaptığım en iyi yatırım olabilir. Kilo vermek, işte tüp mide falan. Onlar da güzel yatırımlardı da. Bu en iyisi olabilir açık ara. Yani hayvel şey gelmiyor bu arada, bilginiz olsun. Hayvel işbirliğine bağlamayacağım buradan. Terapi çok iyi geldi. Yani terapiyle ilgili kendimle alakalı falan fark ettiklerimi merak ederseniz, herkes niye bu kadar terapi övüyor falan diye sorularınız olursa, terapiye gitmeyenler varsa falan, seve seve paylaşırım bir sonraki videoda. Bundan sonraki videolarda. Harika oldu bu arada. Yani
YouTube'dan biraz niye uzak kaldım? Aslında biraz onu anlatmak istedim. Ya hem de YouTube'a çok da gelesim gelmedi. Çünkü YouTube'da tutan ve izlenen içeriklerimi artık yapmak istemediğimi fark ettim. Bir sürü manyak gibi AliExpress'ten plastik şeyler alıp böyle tüketim çılgınlığımı azdırmaktan yoruldum. Zaten ben onu yaparken dolar 7 miydi, 8 miydi, neydi ya? Yani şu an 27. Shipping geldi, vergi geldi. Ben artık bir şeyler almak istemediğim bir noktaya geldim. Saç yakması zaten, saç yakma videosu zaten benim böyle şeyim oldu, kabusum oldu yani. Saçım yandı da hani bir daha mı saçımı yakacağım? Ne yapacağım artık yani? O video izlendi ve Zeynep saç yakan kızdı. Komik kızdı, eğlenceli kızdı ama işte Zeynep babasını kaybetti. Ve duygularını zaten terapide bile, yani terapi seansında bile kadın nasıl hissettiriyor diye sorduğunda düşünüp cevap veremeyen bir insan olduğunu falan fark etti yani, ve bu 2 sene içinde. O yüzden duygularımı paylaşmayı daha ön planda tuttuğum bir yerde olmak istiyorum sosyal medyada. Yani en azından YouTube'da diyebilirim. Belki Instagram'a da sıçrar bu ileride, bilmiyorum. Duygularımı yansıtmak benim için çok güç olduğundan dolayı biraz geride durdum. Yani o sırada depresyonumu, üzüntümü, endişemi paylaşmak da istemedim. Ha, bunu paylaşmak zorunda mı, kimse değil bence. Ben o sırada istemiyordum. Şimdi biraz daha açığım, o yüzden paylaşabiliyorum. Yine paylaşabildiğim kadarını, istediğim kadarını paylaşmak istiyorum. Ama dediğim gibi yani benim için zor bir zaman aralığıydı. Ne yapacaksın? O eski yapmak istediğin içerikleri yapmak istiyor musun? Mutlu değilsin, nasıl gözükeceksin falan, böyle 1000 tane şey vardı kafamda ama şimdi artık yok. Çünkü biraz o buhran döneminden çıkmış gibi hissediyorum. Daha iyiyim. Çok şükür gerçekten. Benim için zordu ya. Benim için babam çok zordu. Yani hala ara ara çok zor. Bu böyle geçen giden bir şey değil. Tüylerimi kendi kendime aldım. Hayatın devam ettiğini hissedebilmeye başlamak benim için güzel bir adım. Umarım her şey daha iyiye, daha güzele gider demek istiyorum. Benim bu duygusal hezeyanlarımı buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir tane thumbnail çekeyim, unutmayayım. YouTuberlığı unutmuş muyuz? Bakalım nasıl editleyeceğiz bu videoyu. Editleri de kendim yapmak istiyorum artık ya galiba. Bu arada çalıştığım insanlardan gayet memnundum ama sanırım videoları kendim editliyor olduğum zamanlarda kanalı daha çok sahipleniyordum. Anlatabiliyor muyum? Hani o yüzden galiba kendim yapacağım editleri. Sizleri öpüyorum. Ay yani nasıl bir video olduğunu bilmiyorum ya. Uzun zamandır konuşmuyordum şu kamerayı açıp da. Umarım hoşunuza gitmiştir. Arkada akmıştır gitmiştir bir şeyler yaparken. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Bay bay.